Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere son zamanlarda çok ama çok yani popüler olan Pokemon Go'yu nasıl indirebileceksiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Çünkü hepinizin bildiği gibi Türkiye store'unda yok arkadaşlar. Belirli ülkelerin store'larında var. O yüzden bugün size onu nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Bayağı arkadaşlar böyle YouTube'da araştırdım. Yani her YouTuber çok güzel bir şekilde videosunu çekmiş, hazırlamış. Ama hiçbir tanesi de böyle adam gibi nasıl yapılacağını koymamış. Bu da benim biraz sinirimi bozdu arkadaşlar. Normalde çekmeyecektim ama artık çekmek zorunda kaldım yani. Çünkü çok da soru geldi bana takipçilerimden de. Normalde oyun kanalıyım ama arkadaş bu videoyu gerçekten çekmek zorundalığını hissediyorum kendimi. Bu arada video başlamadan önce neden böyle dönüyor Thanks falan dersin. Benim telefonumda jailbreak var arkadaşlar. Yani o yüzden tuhafınıza gitmesin. Şimdi bu arkadaşlar önce Pokemon Go arkadaşlar iPhone 4S dahil yani iPhone 4S dahil ve bütün üstü modellerde çalışıyor. iPhone 4S'te de hani kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilir ama iPhone 4'te falan olmuyor, haberiniz olsun. iOS 8 gerekiyor herhalde minimum ama öyle ben hani internette okuduğum forumlarda en az 4S olması gerekiyor. Onu aklınızda bulundurun arkadaşlar. Şimdi hemen kısaca geçelim, direkt yapalım işlemlerimizi. Bu arada arkadaşlar hani bu video yardımcı olursa beğenmeyi unutmayın, yeniyseniz abone olabilirsiniz. Normalde oyun videoları atıyorum ama dediğim gibi bu insanların mağdur olduğunu gördüm ve sinir oldum yani, o yüzden şu an yüklüyorum. Arkadaşlar öncelikle App Store'a girip bu Featured kısmından en aşağıya iniyoruz. Burada zaten siz eğer Apple hesabınıza bağlıysanız burada Apple mailiniz çıkacak. O Apple mailinizin üstüne basarak hesabından çıkış yapıyorsunuz. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye Store'unda yok. Bu videoda genelde büyük ihtimal Türkler izliyor. Yani dolayısıyla hesabınızdan çıkıyoruz arkadaşlar ilk başta. Ardından ben size hemen videonun açıklama kısmında bir tane link vereceğim arkadaşlar. Sonra Safari'ye giriyoruz. Safari'nin arama yerine geliyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Safari'nin arama yerine bu linki yapıştırıyoruz arkadaşlar ve buradan git diyoruz. Bu linke git dediğimiz zaman bize direkt soru atacak. Şimdi burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Siz bu linke gelinceye kadar bazı telefonlarda uyarı veriyor, bazılarında vermiyor. Eğer arkadaşlar size burada uyarı verirse size diyecek ki store'unu değiştirmek ister misin? Orada ilk uyarıya soldakine basacaksın. Evet değiştirmek istiyorum. İkinci uyarıya da sağdakine basacaksın. Dediğim gibi bu uyarı arkadaşlar her telefonda maalesef gelmiyor. Hani gelenlerde de öyle yapmanız gerekiyor. İlk gelen uyarıya arkadaşlar soldakine basacaksınız. Store diyeceksiniz. İkincisine de sağdakine basıp iptal edeceksiniz. Yani size iki uyarı çıkacak toplamda. İlkini evet, ikincisini hayır diyeceksiniz kısaca. Ardından size bu sayfaya atacak, direkt Pokemon Go çıkacak önünüze. Burada arkadaşlar get ve install dediğiniz zaman, şimdi sizin önünüze tabii hiç herhangi bir Apple hesabında olmadığınız için sizden bir Apple hesabına giriş yapmanızı veya yeni bir hesap açmanızı isteyecek. Burada arkadaşlar yeni Apple kimliği yarat diyeceğiz. Ve sizlerle birlikte çok basit bir şekilde yeni Apple kimliğimizi yaratacağız. Ardından Pokemon Go'yu istediğimiz gibi oynayacağız. Bu arada bu oyunu oynamak için arkadaşlar size söyleyeyim, çok şarjıyor. İnanılmaz şarjıyor. O yüzden internet de çok iyi. O yüzden dikkatli olun yani. Buradan arkadaşlar zaten Avustralya'yı seçiyorsunuz. Sağ aşağıdan hemen next diyoruz. Burada zaten arkadaşlar her şeyde olduğu gibi next işte ilerliyoruz. Apple'dan da, Apple'a da güvenmeyeceksek zaten. Burada arkadaşlar size bir sürü yer geliyor. Buradaki arkadaşlar her şeyi doldurmanız gerekiyor. Size başta onu söyleyeyim. E-mail, password falan filan her şeyi doldurmanız gerekiyor. Ben buradaki arkadaşlar e-mail'e 10minutemail.com yazarak, yani Google'a 10minutemail yazarsanız size 10 dakikalık mail verecek. O maillerle burada bir hesap oluşturacağız. Ben şimdi buradaki bütün bilgileri dolduracağım ve tekrar sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ilk sayfadaki her şeyi fakeledim arkadaşlar. Cevap 1, cevap 2, cevap 3, yani böyle çok aman doğru yapmanıza gerek yok. Sadece arkadaşlar gerektiği şekilde fakeleyin. O yeterli. Zaten burada da ikinci e-maili falan da şey yaptım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her şeyi kendime göre yaptım. 10 minute mail kullanarak, 10 dakikalık e-posta kullanarak yaptım. Bu sayfayı bu şekilde doldurdum. Şimdi hemen ikinci sayfaya geçiyoruz. Ben size arkadaşlar ikinci sayfada en önemli şeyi söyleyeceğim. Burada internet kredi kartı NAN diyoruz arkadaşlar. Buradaki her şeyi tekrardan doldururuz ama buradaki önemli nokta şu. Burada arkadaşlar state yerine gelip buradan NT'yi seçiyorsunuz. Ve burada zip kodu yani posta kodu yerine de 08 0872 yazıyoruz arkadaşlar. Bu iki bilgi çok önemli. Diğer her şeyi fakeleyebilirsiniz. Mesela burada ben bunu hemen fakeliyorum mesela. Bayağı basit bir yöntem arkadaşlar. Bunu hani yapın. Öyle iPhone'unuza bilinmedik şeyler falan da yüklemeyin boş boşuna. Şimdi arkadaşlar buradaki diğer her şeyi de fakeledikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu sayfadaki her şeyi de salladık yani. Yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çok zaten kullanmayacağız bu hesabı. State NT şeyde posta kodunda 0872 yapıyoruz arkadaşlar. Aniden buradan next diyoruz. Hadi bakalım babacım yükle, hızlı seri yükle. Ve arkadaşlar verify your account diyor. Verify your account dedikten sonra arkadaşlar mail adresimize bir tane mail gelecek. Ben istiyorsanız size hemen onu da göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Hemen şu şekilde de gösterelim onu. iPad'den çekiyorum burada arkadaşlar. Bu 10 minute mail sitesi arkadaşlar. Burada verify your Apple ID diyor.
Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu hesabı size de verebilirim, haberiniz olsun. Mesela burada görüyoruz zaten, Verify Now diye basıyoruz arkadaşlar. Sonra bize bir tane sayfa atacak, işte Apple girişinizi yapın falan diyecek. Burada arkadaşlar hemen izninizle bir klaveden yazayım. Dediğim gibi ben bu hesabımızdan şifresini falan size vereceğim. Bu hesaptan da yararlanabilirsiniz. Hemen şöyle verelim abi. Hemen şuradan Apple'a da girdik. Evet, şifremize girdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabınız onaylanmıştır diyor. Ardından şimdi tekrardan mobile geçiyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde görmüş olduğunuz gibi hemen hallettik işimizi. Ve görmüş olduğunuz gibi Pokemon Go indiriliyor şu anda arkadaşlar. Tabii burada hemen kimliğimizi soracak. Hemen kimliğimizi de söyleyeyim arkadaşlar. Yazalım hemen zaten. Buraya videonun açıklama kısmında da olacak. Dediğim gibi bu link de olacak. Hani o Safari'ye yazdığımız link de açıklama kısmında olacak. Şifremiz arkadaşlar OGX'e oynuyor. 1-2-3. Bu hesaptan da yararlanabilirsiniz. Hani hesap açmak istemeyen arkadaşlar bu hesaptan yararlanabilirler. Ben yine yorumlara birkaç tane daha hesap bırakırım. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Şunu şöyle yapalım. Hadi babacım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar hani bu kadar çok basit bir yöntemle Pokemon Go'yu nasıl indirebileceğinizi size gösterdim. Ben arkadaşlar açıklama kısmına 2 tane falan hesap bırakacağım. Bir tane de o Safari'ye girmeniz gereken linki bırakacağım. Özetlemek gerekirse ilk başta Türkiye'de kullandığımız hesaptan çıktık. Ardından size vermiş olduğum Safari linkine girdiğiniz, size orada arkadaşlar 2 tane uyarı verecek büyük ihtimal. Bana vermedi ama size verebilir. Eğer uyarı verirse ilk uyarıda size store'u değiştirmenizi söyleyecek. Orada soldakine basacaksınız. Yani store'umu değiştir diyeceksiniz. Sonra birazcık bir şeyler yüklenecek. Ardından aynı uyarının tarzında bir tane daha uyarı gelecek. Ona da sağdakine, yani hayıra basacaksınız. Sonra direkt size bu menüyü atacak. Ardından get install diyeceksiniz. Yine hesap açtıracak falan filan. Ve ardı zaten bu şekilde gelecek arkadaşlar. Şu anda Pokemon Go iniyor. Bu arada size ufak birkaç tane detay vereyim arkadaşlar. Şimdi son zamanlarda bu Facebook'ta falan tabii her şey olduğu gibi yine teröre bağlanma şeyi oldu bu oyunda. Olabilir arkadaşlar. Çünkü hani insanları bir yerde toplanıyorlar. Yani birazcık tabii ki de insan ürperiyor. Ama yapacak bir şey var mı derseniz var. Ya oynayıp oynamamak sizin elinizde bu oyunu. Onu söyleyeyim, çok aman aman da abartmayın. Çok şarj ve internet diyor arkadaşlar. Ve hani insanların çok olduğu yere gidiyorsunuz sonuçta. Her şey olabilir. O yüzden oyun oynarken dikkatli olursanız sevinirim arkadaşlar. Şu anda da zaten oyunumuz iniyor. Görmüş olduğunuz gibi iPhone 4S'i kaldıracak mı onu da bile bilmiyorum arkadaşlar ama bakacağız artık. Ya bu zaten bu tabi arkadaşlar Twitch Mobile'de oyun oynamıyorum. Tek kullanmamın sebebi şu telefonun çok kaliteli ve kullanışlı olması. Gayet hani çok kaliteli bir telefon. Düşse kalksa hiçbir şey olmuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten çok inanılmaz popüler bir oyun oldu. Ve şu anda oyunu sizlerin önünde indiriyoruz. Pokemon Go. Bakalım arkadaşlar şurada. Ratings. Niye yüklemiyor? Bakar mısın ya? Ya arkadaşlar dediğim gibi hani böyle bir oyun yaparak adamlar köşeyi dönüyor. Ve Türkiye'de bu kadar popüler olması beni çok şaşırttı arkadaşlar. Yani sokakta falan oynayanlar görüyorum. Bizim buralarda parklarda falan da arkadaşım herkesin oynadığını söylüyor. Bilemiyorum. Bu arada arkadaşlar eğer benim bu oyunu oynamamı istiyorsanız ben aşağı yorumlara bu oyunu oynayayım mı diye bir yorum bırakacağım. O yorumu arkadaşlar artı birlerseniz, iyi bir artı bir sayısı gelirse bu oyunu çekebilirim. Haberiniz olsun dışarıda. Şimdi arkadaşlar Pokemon Go indi. İnşallah açılır iPhone 4S'te. Açılmazsa da artık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi iPhone'da çünkü bayağı bir şey var. Jailbreak falan da var. Telefonu bayağı yavaşlatıyor. Çalışmayabilir bende. Ama tamamen telefonla alakalı yani arkadaşlar. Yani oyun indi yani, herhangi bir sıkıntısı yok. İnşallah çalışır diyoruz. Bakalım. Oyun zaten bu arkadaşlar. Çok basit bir menüsü var zaten. Gerekeni yapabilirsiniz. Ben bu videoda size nasıl yükleyeceğinizi gösterdim. Herhangi bir sorunuz falan olursa aşağı yazabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da olacak. İki tane hesabı da kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde videonun aşağısında da Safari'ye gireceğiniz link de var. Video hoşunuza gittiyse ve yardımcı olduysa beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz de abone olabilirsiniz. Yalnız benim kanalım oyun kanalı. Hani bu tarz videolar çok nadir gelir. Bu tamamen hani insanların bulamamasından kaynaklı bir video arkadaşlar. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bugün bir tane daha video gelecek. Onun da haberini vermiş olayım. Bay bay.